Uluslararası Kriz Grubu'nun Irak ve Kürtler raporunda Kürt yönetimiyle merkez yönetim arasındaki ayrılıklara dikkat çekildi. Amerika bölgeden çekilmeden önce iki tarafta siyasi, askeri ve toprak avantajı elde etmek için hamle yapmaya çalışıyor. Rapora göre bu gergin havada Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim Amerika'nın gücünü kaybetmesi tehlikesine karşı kendisine destek vermesi için tek gerçekçi alternatif olarak Türkiye'ye yöneliyor. Raporda AK Parti'nin ikinci kez seçimi kazanmasından sonra Kürt liderlerle Ankara arasındaki ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiği hatırlatılıyor. Ve bu gelişmelerin Musul vilayeti fikrini yeniden canlandırdığı ve bu isteğin Kürt tarafından geldiği iddia ediliyor. Irak'taki bölgesel yönetimin asıl talebi bağımsızlık. Ancak raporda demokratik olmayan bir Irak'ın parçası olmaktansa Türkiye ile yaşamak isteyecekleri yer alıyor. Bu senaryoya göre Kerkük'te dolaylı olarak Türkiye'nin bir parçası olabilir. Raporda bölgesel yönetimin sözcüsü Fuat Hüseyin'den bir de alıntı var. Eğer Şiiler İran'ı ve Sünniler Arap dünyasını seçerse Kürtler de Türkiye ile ittifaka gitmek zorunda kalacak. Türkiye'nin de bu durumda Kürtlere ihtiyacı olacak. Rapora göre Türk tarafı bu fikre sıcak bakmıyor. Adı verilmeyen bir Türk yetkilinin Iraklı Kürtlerle ekonomik birliktelik gelecekte mümkün ancak Irak'ın bütünlüğünün korunmasından yanayı sözlerine yer veriliyor. Raporda Türkiye'nin etkili olmak için Bağdat ve Erbil'le ilişkilerini dengelediği vurgulandı. Erbil'in Türkiye üzerinden Avrupa Birliği'nin doğalgazda Rusya'ya bağımlılığını azaltacak Nabucco projesine doğalgaz sağlaması durumunda Bağdat yönetimine karşı elini güçlendireceği savunuldu.